Skol Kontrol'den herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine sizlerle beraber Xiaomi Mi 5 ve Samsung Galaxy S7'nin ön ve ana kamera gece video sesini yapıyoruz efendim. Ön kamerayla başladık gördüğünüz gibi. Yine ekstra bir mikrofon yok. İki cihazın da kendi mikrofonlarıyla çekiyoruz. Şöyle bir durayım bakayım. Evet, Xiaomi parlak, böyle bir değişik. Ama Samsung'un renkleri biraz daha karanlık gibi. Işıktan ışığa fark ediyor, bir sürü şey fark ediyor. O yüzden çok da fazla yanıltıcı olsun istemiyorum yorumlarım. Gördüklerimi söylüyorum ama genel olarak takdir zaten sizin arkadaşlar. Evet, Xiaomi Mi 5'in kamerası bence Samsung Galaxy S7'ye, ön kamerasından bahsetmiyorum çünkü ön kamera konusunda benim favorim HTC 10. Gerçekten de şu anda aynı ışıktayım. Şöyle bakayım. Xiaomi biraz sarı basıyor galiba. Samsung'un rengi biraz daha doğru gibi geldi. Ama bilmiyorum, bilemiyorum. Enteresan. Buradan da çok da yanıltmış olmayayım. HTC 10 benim asıl ön kamerada favorim. Gerek renkleri, gerek netliği, gerekse de açısı olsun. Bence mükemmel. Zaten ben Kapadokya'da hem fotoğraf hem de video konusunda güzel bir vlog çektim. O da yayında, zaten yakında yayında olacak arkadaşlar. HTC 10'la çektim hepsini. Onu tercih ettim. Çünkü gerçekten vlog için, özellikle vlog yapmak isteyen arkadaşlar varsa eğer, HTC 10'u kesinlikle tavsiye ederim. Hem ön hem de arka kamerası bence çok başarılı. Bugünkü, evet, şimdi bir daha durayım bakayım. Evet, bir Xiaomi'de hafif bir sarılık var gibi ama çok da parlak ya. Şu mesela, şimdi mesela Xiaomi'de arkadaki bina çok net gözüküyor. Ama Samsung'da karanlık. Xiaomi parlak yani. Bir değişik, enteresan. Dediğim gibi çok etkilemeyeyim. Gördüğümü söylüyorum sadece. Ama şu konuda kesinlikle eminim. Xiaomi'nin açısı çok geniş. Samsung S7'ye göre. Gayet geniş yani. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ne diyorduk efendim? Evet, S7'ye en yakın kamera performansı Xiaomi'de var diyebilirim. Ama dediğim gibi farklı kriterlerle bunu söylüyorum tabii. Gece performansı özellikle gayet iyi. Ben Xiaomi'yi zaten çok seviyorum. Bunu da bilen arkadaşlarınız vardır. Çoğu arkadaş bilir. Ben Xiaomi fanlarındanım. Fan boyuyum diyelim. Ama çok enteresan. Xiaomi Çin'de bile çok enteresan bir satış ve pazarlama taktiği sürdürüyor. Mesela Çin'de bayilik sistemleri yok. Çin'de bile, düşünün, menşei olan yerde bile bayilik sistemleri yok arkadaşlar. Sadece online satış yapıyorlar. O yüzden Türkiye'de de böyle Semers gibi ya da farklı markalar değişik yöntemlerle, farklı ticaretlerle getiriyorlar. Bavul ticareti falan yapmıyorlar. Paralel ticaret de yapmıyorlar. Sadece farklı ülkelerden satın alıp buraya getiriyorlar. Ya da Çin'den satın alıp büyük adetlerde getiriyorlar. Ama deseniz ki ben almak istiyorum, burada bayisi ya da distribütör olmak istiyorum, öyle bir şey yok maalesef. Evet, dönmedik. Yine bir döndüm. Ben örf adet annelerine bağlı bir insanım. O yüzden döndüm arkadaşlar. Anlamsız dönüşlerim. Şimdi neymiş bu dükkanın adı ya? Zeytinyağlılar. İğrenç bir ses, farkındayım. Zeytinyağlılarmış dükkan adı. Hep önünde duruyorum ama dükkan adını bilmiyorum. Şimdi ön kamera testimiz bu şekilde arkadaşlar. Ön kameradan umarım hem netlik, parlaklık, ondan sonra siyah beyaz dengesi, bunların hepsini görmüşsünüzdür, bir fikir oluşturmuştur. Vallahi şu anda gördüğüm kadarını söyleyeyim. Ten rengi açısından Samsung mu derim, Xiaomi mi derim bilmiyorum. Samsung diyebilirim açıkçası. Ama netlik, parlaklık açısından da Xiaomi diyebilirim. Takdir karar sizin. Geniş açıda Banco Xiaomi derim. Geniş açısı gayet iyi. Öyle söyleyeyim. Ama şeyin pek öyle denemez. Samsung'un açısının dar olduğunu söyleyebilirim. Zaten Samsung ön kamerada birçok kameraya göre, markaya göre dar açı kalıyor. Evet, şimdi kendi mikrofonlarıyla, ekstra bir mikrofonu kullanmadan kendi mikrofonlarıyla ön kamera testimiz bu şekilde. Her zamanki gibi TEM'e çıkıyoruz efendim. Bizi TEM paklar. TEM demiyorum bu arada, E5 de demiyorum. D100 karayolu. Evet, bundan sonra adını böyle kullanacağım. Doğrusu bu. D100 karayoluna çıkalım. Her iki telefon ana kamera performansını beraber izleyelim. TEM'de, E5'te daha doğrusu. D100 karayolu, D100. Doğrusu bu.
D100 Karayolu'ndan ana kamera testinden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi her iki telefonunda ön kamerasını, selfie kamerasını demin izledik. Şu anda da E5 Karayolu üzerinde, D100 Karayolu üzerinde karşıdan gelen ışıklar, önümüzden giden arabaların stop lambaları ve ekstra mikrofonsuz ses deneyimiyle tekrar karşınızdayım. Dediğim gibi Samsung S7'nin kamerasına en yakın kamera Xiaomi 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle ön kamerada. Ama yine söylüyorum, kendi fikrim, ön kamera konusunda HTC 10'un üzerine tanımam. Onu da açıkça söyleyeyim. Çünkü ön kamera 10'un üzerine tanımam. Onu da açıkça söyleyeyim. Çünkü ön kamera konusunda hem netliği, hem OIS'i, hem de açı anlamında çok çok başarılı HTC 10'un ön kamerası. Arka kamerası da keza aynı şekilde. Ama dediğim gibi Samsung'un da çok iyi yaptığı işler var. Xiaomi Mi 5'in de renkler, netlik anlamında da yine çok çok başarılı olduğunu söylemek mümkün. Tabii ben şu anda deneyimlerimden bahsediyorum. Nelerin iyi olduğu, nelerin kötü olduğu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Burada sesi ne kadar alıyor, ne kadar veriyor. Siz zaten her iki telefonun görüntüsünü de sesini farklı farklı alıyor olacaksınız. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız biliyordur. Burada da çok ciddi bir ses var. Yani ben her iki telefonda düzenek anlamında birbirine çok çok yakın. Ben de zaten eşit mesafedeyim. İkisinden de aynı sesi. Farklı alış şeyiyle, işleyişiyle alıyorsunuz. Evet, yani son zamanlarda ben hep bir karşılaştırma yapmak istiyordum. Özellikle bu gece video performanslarını. Fakat açıkçası çok da böyle aklıma yatan güzel modeller yoktu. HTC 10'dan sonra, HTC 10 ve de Samsung S7'den sonra. Samsung S7'nin kamera anlamında başarılı olduğunu biliyorum. Bildiğim için de genellikle hep onunla karşılaştırıyorum. S7'ye karşı şu ana kadar yeni HTC 10'du. Artık Xiaomi Mi 5 konusunda da takdir sizin. Mesela LG G5'i tercih etmedim. Tercih etmeme sebeplerim var, bir iki sebebim var. Açıkçası otomatik modu ile ilgili problemler var bence. Çünkü onunla ilgili bir sıkıntı var. Bu arada 1799 liraya kadar düşmüş arkadaşlar LG G5. Vatana millete hayırlı olsun. Ben hayatımda bu kadar hızlı fiyatı düşen bir telefon daha görmedim. Yani bundan bir ay, bir buçuk öncesine kadar 2700 liralardan, 2799 liralardan bahsedilen bir telefon bir anda 1000 lira düştü. Çok enteresan. Ben hatta bilinen bir alışveriş sitesinden de buldum bu rakamı. Onu da açıkça söyleyeyim. Evet, dediğim gibi ana kamera performansları S7'nin ve de Xiaomi Mi 5'in bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Başta onu söyleyeyim. Ardından da videomuza yorum yapmayı, like yapmayı ve de abone olmayı kanalımıza unutmayın lütfen. Sosyal medyada bizi scroll olarak, scroll.com.tr ya da birleşik scroll.com.tr olarak Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan takip ederseniz bu ve benzeri bir sürü içerik zaten sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.